Mecliste Turizm Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken öğrendik ki Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketi Ersoy Otelcilik Türk Bükü Hilton'u satın almış. CHP Milletvekili Çetin Osman Budak alınan otelin Turizm Bakanlığı'na tahsisli arazi üzerinde yer aldığını söylüyor. Yani bakan bakanlığın imkanlarını kendi şirketi için kullanmış. Hem de kendisinden destek bekleyen turizmciler büyük bir krizin içindeyken. Mahcup olmasını mı bekliyorsunuz? Hayır. Bakan bu eleştiriye cevaben pişkince soruyor. Turizmde en yüksek cirolardan birini yapan bir grubun yatırım yapmasından daha doğal ne olabilir ki? Bir başka örnek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Malum birden fazla maaş aldığı iddia ediliyor uzun süredir. O ses çıkarmıyor. Sonunda açıklamak zorunda kaldı ve öğrendik ki Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden de maaşı var. Peki niye açıklamamış bunca zaman? Çünkü o paraya el sürmüyormuş. Hayra hasenata harcıyormuş. Ha tamam sorun yok o zaman. Rıza Zerrab ekonomi bakanı Zafer Çağlayan için Cenevre'den getirdiği saatin rüşvet olmadığını kanıtlamak için hiç değilse bir otel kağıdına saat bedeli olan 240 bin euroyu Çağlayan'dan aldım diye yazmıştı. O bile rüşvet vermediğine kanıt uydurmaya çalışmıştı. Türkiye'nin parçası olmaya çalıştığı Avrupa Birliği'nde bunları yapan bir bakan, bir bürokrat bir saat bile koltuğunda kalamaz. Otel aldım, en doğal hakkım, yok ek maaş aldım, hayra harcadım gibi savunmalar ancak yüce divanda yapılır. Bizde ne oluyor? Bunu sosyal medyada yeter sömürdüğünüz diyerek tepki veren 80 yaşında bir kadın sömüren danışmanın şikayeti üzerine hemen savcılığa çağrılıyor. Tabi düzeltin şu kirli işlerinizi diyen Avrupa Birliği'ne onların lafı bizi ırgalamaz diyen bir başkanın evrinde çalışanlar için normal bunlar. Ama bugün yargılanmamaları yarın hesap vermeyecekleri anlamına gelmiyor. Bir kenara yazılıyor bunlar hep.